Arkadaşlar merhabalar. Animasyon yorumlama serisinde moment tekniğini anlatacağız size. Animasyon yorumlama neydi? Instagram'da oluşturduğum kısa videolar, animasyonlu videolar var ya, işte onları burada daha ayrıntılı bir şekilde yorumlayacağız ve orada mükemmel videolar çıkıyor ve burada da onların yorumuyla ilgili çok çok mükemmel bir video çıkıyor. Mesela bu video senin için aşırı derecede önemli bir video. Çünkü Hani oran buldurmalı sorular var ya sadece benzerlikte düşünme. Üçgende alanda da oran bulmamız gerekebiliyor ya da dörtgende ya da diğer konularda oran bulmamız gerekebiliyor. Dörtgen içinde de üçgen var ya ondan dolayı. İşte oran buldurmalı her soruda işine yarayacak bir teknik moment tekniği bu video senin için en önemli video diyebilirim. Hadi bakalım bu teknik neymiş öğrenelim. Moment tekniğine başlamadan önce öncelikle bunu bulan kişiden bahsedeyim. Üstattan bahsedeyim. Mustafa Yağcı hocam bunu bulmuş. Mükemmel bir teknik. Oran bulmalı her soruda içine yarayacak bir teknik. Mustafa Yağcı hocam demiş ki ya Menalos işte Seva işte Van Obel kızabilir böyle tam telaffuz edemediğim zaman kusura bakma Üstad yanlış telaffuz ettiysem doğrusunu öğrenirim. Bu özel teoremlerle ilgili çözülebilen bazı sorular var. Mesela bu sorulara işte bu özel teoremlere girmeden bu moment tekniğiyle biz bu işi halledebiliyoruz. Nasıl mı? Şimdi teraziyi düşün ya da tahterevelliği düşünebilirsin. Tam ortada destek olduğu zaman sen buraya P birimlik yük koyduğun zaman böyle P birimlik bir yük koyduğun zaman bu terazinin dengede kalması için buraya da P birimlik yük koymalısın. Destek olan kısma ne geliyor? 2 P'lik bir yük mü geliyor? Evet. Yani dengede olması için eşit yükler koymak zorundayız. Ya da işte fizikçi arkadaşlar sormak lazım. VIP fizik izliyorsan yorumda yaz. İşte kuvvet de denilebilir. Bilmiyorum yük mü konuluyordu kuvvet mi şey yapılıyordu bu moment tekniğinde. Ya da torp deniliyor tam da emin değilim. Oraya bir VIP fizik. Hocam yazarsın bir yorumlara. kuvvetle de desek bence aynı yük de desek bence aynı. Evet buraya P birimlik bir yük koyarsam dengede kalması için buraya da P birimlik bir yük koyacağım. E destek olan kısma 2P'lik bir yük mü biniyor o zaman? Evet. Peki burada oran farklı olduğu zaman ne olacak? Mesela 1'e 2 olduğu zaman ne olacak? O zaman ters bir orantı var orada. O zaman burada 1'e 2 oran varsa ikilik yükü ben buraya koyarım. Buraya 2 P'lik büyük koyarsam dengede kalması için buraya da P'lik bir yük koymalıyım. Ters orantı. Bunu unutma tamam mı? Peki destek olan kısma ne kadarlık yük biniyor? Toplamda 3 P'lik bir yük biniyor. Tamam. Bunu anladık mı? Anladık. Bak şimdi bu mantıkla Menalos, Seva ondan sonra Vanowable gibi e, bu sorularla, bu tekniklerle, özel teoremlerle çözülebilen soruların hepsini çözebilirsin. Ya da biz ne diyorduk daha öncesinde böyle bir soruyla karşılaştığımız zaman işte bunlar müfredattan kaldırıldı bu özel teoremler. Oran mantığını kullanın demiştik. Bu oran mantığını da bilin. Oran mantığı demek şurada bir oran var ya bu oranı nasıl kullanırsın? Ya sola doğru paralel çizersin ya aşağıya doğru paralel çizersin. Bak iki yol yaptı. Ya da bu oranı kullanmak için dışarı doğru kelebekte oluşturabilirsin. Aa hocam hem burada bir kelebek çıktı hem de şurada bir kelebek çıktı diyebilirsin böyle. Dur şuradaki kelebek ve artı Şuradaki kelebek diyebilirsin. Mavi ile göstereyim hatta. Şöyle. Şuradaki kelebekten de sonuca ulaşabilirsin diye hep söyledik zaten daha öncesinde. Tamam. Oran mantığını kullanmak demek bu. Bak sadece D'deki orana ait ne yaptım ben burada? 3 tane teknik. 3 tane yolla çözülebilir. Hızlı bir şekilde çözeyim istersen. Şuradan bir orta taban çizerim ve diğer oranlamaları da bulurum. 3K ise burası 3K bölü 2 çıkar. Sonra buradaki kelebekten ne çıkar arkadaşım? 3K bölü 2 bölü 2K yani burada 3 bölü 4 yapıyor. Yukarıdan aşağı 3 bölü 4 oran yaptı. Ve burada orta taban olduğu için burası 7A ise burası da 7A. Şunlar birbirine eşit olacak. 7A yani burada 10'a 4 şeklinde bir oran bulmuş olduk arkadaşlar. Yani 10'a 4 dediğimizde 5'e 2 oluyor. Bak bunu unutma. 5'e 2 hatta buraya yazıyorum şurada. Ee, şuradaki oran ne oldu? 3 bölü 4 oldu. Burası da 3'e 4 şeklinde bir oran oldu. 3'e 4 oranını da unutma. Tamam. Şimdi biraz sonra moment tekniğiyle bulduğumuzda da buradaki oranlamaları bulacağız. Bak bir çözüm yöntemi bu. Oran mantığını kullanmak. Ondan sonra ne dedik? Ya şöyle paralel çizersin ya dışarı kelebek oluştursun dedik. Ya da şuradaki oranı kullanabilirsin. Buradaki oranı kullanmak için de ya buradan paralel çizersin. Ya buradan şöyle paralel çizersin. Ya da bunu uzatıp şöyle bir kelebek yapabilirsin. Kelebekler iç içe giriyor. Ya burada oran mantığında şu sıkıntıyla karşılaşabilirsin. Bazen çok böyle garip sayılarla karşılaşabiliyorsun. Ama moment tekniğini alıştıktan sonra bence moment tekniğiyle yapacaksın. En karışık oranlamadan başla bence. En karışık olan da hangisi hocam? 2'ye 3 diğerleri de 1'e 1. Tamam şuradan başlayalım. Ben burada bir terazi gibi düşünsem. Şurada 2'ye 3 oran var ya. Buraya 2 buraya 3 yazmayacağım. Ters orantı vardı. Buraya 3 buraya 2 yazacağım değil mi? Ya da yüklerde burada 3 burada 2 varsa tam tersi. 2'ye 3 oran bu şekilde yazılabiliyordu. E o zaman toplamda buraya ne kadarlık yük biniyor? 5. P yazmıyorum kafanız karışmasın diye. Peki şimdi şuradaki oranı kullanacağım. Burada da şöyle teraziyi düşün. E hocam buranın dengede kalması için burada ikilik yük varsa bak ikilik yük vardı burada. İkilik yük varsa o zaman burada da ikilik yük olmalı. Toplamda 2 2 kaçlık yük yapıyor burası? 4'lük yük yapıyor. Şimdi şunlara bak bakayım. Aa hocam burası 3 burası 4. Soldan sağa 3'e 4 ters orantı vardı. O zaman ben burada 4A'ya 3A şeklinde oranı yazabilirim. Bak 3'e 4 oranı biraz önce de yazmıştık. Gördün? Ya da şuraya bakalım şimdi. Şu doğruya bakalım. Hocam burada 2 yük 5 yük ters bir orantı vardı. 5b'ye 2b şeklinde oranı bak ben buraya yazabilirim. Gördün mü? Yük mantığında yani moment mantığında şuradaki 5'e 2 oranında bulmuş olduk ve güzel bir teknik değil mi gençler? Hatta buna alıştık mı? Gel bir antrenman daha yapalım. Şurada. Mesela bu soru Sema'dan çıkan bir soru ama gerek yok. Şimdi en karışık olan yer yine burada. 2'ye 3 oran verilmiş. Hocam burada 3'lük yük varsa burada da 2'lik yük. Toplamdaki yük burada ne yapacak? 5 yapacak. Hocam şunlar birbirine eşit. O zaman buradan buraya ikilik yük varsa dengede kalması için buranın da ikilik yük olması lazım. Burada ne, olma, ne olacak? İkisinin toplamı yük olacak. Yani dörtlük yük. Dört birimlik yük olacak burada. Aa hocam 3 ve 4. Bak şuraya bak. Burada 3'e 4. Tam tersi olacak. 4 A ise burası 3 A diye. Burada oranı rahat bir şekilde yazdık. Hocam şuna bakalım. Burada da bak yüklere bak. 5 yük 2 yük buldum burada. Hocam 5'e 2 tam tersi 2 B'ye 5 B şeklinde oranı yazabiliriz. Hocam şuradaki oran buluruz. Bak şuradaki yükler 3 ve 2 değil mi? Evet 3 2 daha kaç? 5. Hocam burası 5 oldu. Burası da 4 oldu. O zaman buraya göre bakacak olursam da 5'e 4 tam tersi 4 C'ye 5 C şeklinde buradaki oranlamaları bu şekilde yazabiliriz. Mükemmel bir teknik değil mi ya? Valla süper bir teknik. Moment tekniği acayip bir teknik kardeşim. Oranlamaları bu şekilde bulduk. Menalozmuş, Seva'ymış. Van Oval'mış. Bunlarla uğraşmana gerek yok. Bak bir önceki soru Menaloz'dan yapılıyordu. Ama hocam Menaloz'dan yapılıyordu. Bu soru zaten gelmez ki. Deme öyle. E, bu oran mantığından da çıkıyor ya. ÖSYM'e sorabilir. Yani o yüzden imal etme bunu. Paralel çizmeyle, benzerlik yöntemiyle çıktığı için veya bunların ispatları benzerlikle olduğu için yani Menelos kaldırılsa bile bununla ilgili soru tekniği karşımıza çıkabilir. İmal etme. Bak çok da güzel bir şekilde çıkıyor ya. Güzel bir şey öğrendin. Ve bu soruları hep bu teknikle çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Gelelim şimdi buraya. Bak burada ne demiş? A, D, B, E ve CF. Evet A, D, B, E ve CF. Bu da Van Aobol'un e, tekniği. Bunlar birbirine eşit olduğunda şu 5 artı 4 e, şu Kenan Bey uzunluğuna eşit olacak. 9'a eşit olacak. Ama bu teoremi bilmeyenler ne yapacak? İşte orada sıkıntı. E o zaman biz ne diyelim? Bunların hepsi birbirine eşit ya. Y, Y, Y diyelim. Yani Kenan Bey uzunluğuna X diyelim. Şunun hepsine Y diyelim. O zaman burası Y-4 mi olacak? Evet. Burası Y-4 oldu. Tamamı Y ise burası Y-5 oldu. Hocam tamamı Y ise burası da Y-X mi oldu? Evet. Şimdi burada ne yapacağız hocam? Oranlamalara bakacağız. Bak şuradan başlayalım. Hocam şu ve şuna bakalım. Burada y eksi 4'e 4 oran var. Yani burada 4'lük yük varsa burada y eksi 4'lük yük vardır değil mi? Evet. Toplamda ne oluyor burada? 4 ile y eksi 4'ün toplamı. Burası y'lik yük yapmıyor mu? Evet. Şurayı unutma. Burada y'lik yük var arkadaşım. İkisinin toplamı destek kısmında ikisinin toplamı şeklinde oluyor. Peki sonra ne yapacağız burada? E hocam burada da 5'e y eksi 5. Hani normalde oran olarak bakacaksın toplamı da y'ye. E toplamı yükler toplamı zaten ortadakini biliyorsa Direkt ben buraya da 5'e y eksi tam tersi olacak şekilde yazacağım. Buraya y eksi 5'lik yük varsa buraya da 5'lik yük vardır derim. Ve toplamları da bak yine y'yi veriyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Sonra ne yapacağım? Sonrasında da Kenan Bey uzunluğu isteniyordu bizden. Şuradaki uzunluğu bulabilirim. Hocam şuradaki yükü bulabilirim ben. Buradaki yükü nasıl bulacağım? Bak şurada 5'lik yük var. Şurada ne yazarsam y eksi 4 yapar. Hocam y eksi 9 yazarsam mı? Şu ikisinin toplamı burası yapacak ya. Evet y x 9'luk olması lazım. E hocam x'i bulmam için şuradaki doğruya bakmam lazım. Şu 5 şu 4 değil mi? Evet şu 5 şu 4 o zaman burası ne oldu? Toplamda burada da 9'luk yük olmayacak mı? Evet. Şimdi buraya gelelim bakalım. Burada y 9 bölü 9 yük var. Yani toplamı da zaten kaç yaptı arkadaşım? Y yaptı. Herhangi bir sıkıntı yok. Buradaki yük de 9. Peki oranlama olarak ters yazıyorduk. Yani buradaki yük buradaki oranlama buradaki yükte buradaki oranlamaya eşit olacak. Yani y eksi 9 bölü 9 neye eşit olacak? Bu buna bu buna. Yani şunun şuna oranı ters. y eksi x bölü x eşit değil midir? Evet. y eksi x bölü x'e eşittir. A y eksi 9 bölü 9 y eksi x bölü x'e eşit ya. E buradan ne geliyor o zaman? x 9 geliyor. x yerine 9 yazarsan y eksi 9 bölü 9 yapıyor bak. Gördün mü? Mükemmel bir teknik ya. Harbiden yani sen hiç o özel törenleri ezberleme. Böyle bir şeyle karşılaştığın zaman direkt bununla yap kardeşim. Gel bakalım şimdi şuna. Yine Van ile ilgili telaffuzda hata yapmıyor mudur inşallah. Yoksa bana Mustafa hocam çok kızacak. Hocam kusura bakma. Neyse yakında karşılaşırız uyarırsın beni. Evet burada A, D, B, E ve C, F birbirine eşit verilmiş. Yani şunlar 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 birbirine eşit verilmiş. Burası 7 artı x ya. x artı 7 olması için Buranın da x artı 7 olması lazım. x artı 2 olacak. Buranın da x artı 7 olması için buraya da x eksi 1 kaldı. Evet şimdi ne yapacağız? Oranlamaya gidelim. Mesela burada 5'e x artı 2 oran var. Buradaki yük x artı 2'lik yükse o zaman buradaki yük ne olacak? 5'lik yük olacak. Tamam bunu yazdık. Sonra ikisinin toplamı x artı 7'lik yük. Bak buraya x artı 7'lik yük biniyor. Hocam şu ikisinin toplamı da x artı 7'lik yük olacak. O zaman ben buraya rahatla 8'e x eksi 1 yazarım. Ters orantılı olacak şekilde yüklerde değil mi? Toplamları da x artı 7 yapıyor. Hocam sonra burada ne yapacağız? Valla şuradaki yükü ben bulabilirim. Şu ikisinin toplamı değil mi? Hani bu bu tarafa bu bu tarafa bu da bu tarafa. Toplamı kadar yük olacak. Yani kaç yapıyor? 2x artı 1'lik yük mü yapıyor? Evet 2x artı 1'lik yük yapıyor. Hocam burada da ben şurayı yazabilirim. İster şunlara bakarak yaz. Şunlara bakarak yaz. Şu ikisinin toplamı 5 yapacak. Toplamının 5 yapması için ne yapar? 6 eksi x mi yapar burası? Evet 6 eksi x. Şu ikisine bakarak yazdım ben bunu. İkisinin toplamının 5 yapması lazım. O zaman 6 eksi x oldu. Ya da şu ikisine bakarak da yapabilirsin. Şu ikisinin toplamının da 8 yapması lazım. x artı 2'yi 8 yapan nedir? 6 eksi x değil midir? Evet. O şekilde de yazabiliriz. Bak şurayı ne buldum ben şimdi? 6 eksi x. Burayı x eksi 1. Yani 6 eksi x bölü 2 x artı 1. Yalnız oran farklı. Bak soldan sağ. Şu doğruya bakıyorum şimdi. Bak 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 bak. Şu doğruya bakıyorum. 6x x bölü 2x artı 1. 7 bölü x değil. Tam tersi. Ters orantı vardı. x bölü 7'ye eşit olacak. E burada içler dışlar yaparak sonuca ulaşır mıyız? Ulaşırız. Hatta ben burada hissederek yapayım. x yerine 3 yazarsam 3 bölü 7 yapıyor. Bu da 3 bölü 7 yapıyor. Yani x'i böylelikle 3 buluruz dostlar. Nasıl teknik? Süper bir teknik değil mi? Ya. Ya son olarak da şu soruyu yapalım. Yine Menelaus'a geri döndük. Menelaus'tan yapılabilecek bir soru. Ama bu sanırım ikili Menelaus. Evet, iki tane Menelaus'la yapılan bir soru. Aslında zor bir soru. Ama oran mantığıyla da işte ya buradaki oranı kullan, ya şuradaki oranı mecbur buradaki oranı kullanacağım. Şöyle paralel çizerek de sonuca ulaşabiliriz. Diğer taraftaki şu oranlamaları bulmak için ya da Şuradaki oranlamaları bulmak için. Ama biz artık moment tekniğini öğrendik kardeşim. Şimdi burada karışık olan yerden başlayalım. 4'e 1 var ya tam tersi. Burada 4'lük buraya da 1'lik yük koyalım. Hocam toplamda burası 5'lik yük mü oldu? Evet. Şu 2'ye 1 olacak toplamı 5 yapacak. 2'ye 1'lik ve toplamı 5 yaparken de belli bir kas sayıyla çarpalım. Kaç yapalım buraya? 15 yapalım. Yani ben bunu o zaman 3 ile çarptıysam bunu da 3 ile çarpayım. 12 buraya da 3 diyeyim. Çünkü ne yaptım? Ee, ...buraya da ikiye birlik büyük bir koyacağım ya şimdi. Bak şimdi. Nasıl daha rahat bir şekilde anlatabilirim? Doğru. Bir daha söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Tam ters mantığını koyduk mu buraya koyduk. Buraya dörtlük yük koyuyorum. Bak buraya dörtlük yük koyuyorum. Buraya birlik yük koyuyorum. Toplamı da buraya beşlik yük kalıyor. Bak burası beşlik yük yapıyor. Ama burada bu ikisinin toplamı üçün katı olacak ya... ...ya hocam üçün katı bir şey beş yapmalıyım ben burada... O yüzden 3'ün katı bir şeyi 5 yapmam için ne yapmam lazım? Bunu 3 ile çarpayım dedim şurayı. 3 ile çarptığım zaman yani ben burayı ne dedim? Yani şurası 1'di. Şurayı 3 dedim. Burayı da 3 ile çarptım. Burayı 12 dedim. O zaman burası ne oldu? 15 oldu. Hocam 15'i 3'e böldüğüm zaman kaç yapıyor? 15'i 3'e böldüğüm zaman da 5 yapıyor. Yani birlik kısma 5 gelecek. Birlik kısma 5. İkilik kısma kaç gelecek o zaman? İkilik kısma da 10 gelecek. O zaman tam ters bir orantı oluyordu ya. Birlik kısım, ikilik kısım, birlik kısım buraya gelecek. Yani 5 burası da 10 olacak. Bak, şuradan da toplamları, toplam yük şuraya 10, buraya 5 birimlik ya. O zaman buraya da toplam 15 birimlik yük bindi mi bindi. Tamam, sıkıntı yok. Hani burada oranlamalar direkt gelmediği zaman da belli bir katla çarpmayı öğretiyorum aslında son soruda da. E, burayı yazdık. O zaman olay bitti kardeşim. Burası 10 iken, burası 12 iken dikkat et. Burası burası 10, burası 12 iken ne olması lazım? İkisinin toplamının burası yapması lazım değil mi? Şu aşağı doğru bakacak olursam böyle böyle. O zaman burası kaç olacak? İkilik yük olacak. Şuraya iki. Ya da şuradan da yazabilirdin. Hocam burası üçlük yük burası beşlik. Üç ile bunun toplamının bu yapması lazım. Yani buranın iki olmasını şuradan da söyleyebilirdin. Üç beşten de söyleyebilirdin. Ya da on ve iki olursa burası on iki olur dedik. E yazdık. Şuraya bakalım mı şimdi? Dikkat dikkat. Hocam 3 burada 2 burada. Tam tersi olacak. Hocam 3A oranı burada. 2A oranı burada olur. Hocam burada da şuraya bakacak olursan 10 burada 2 burada. Tam tersi 10 bölü 2. Yani 10N burada 2N burada. Hatta sadeleştir sadeleştir. 5N'e 2N 5N'e N şeklinde olur. Yani sen buradaki oranlamaları ne bulmuş oldun? Şurayı 2, 3, burayı da 5'e 1 şeklinde bulmuş oldun. Moment tekniği dediğimiz şey bu arkadaşım. Acayip bir işine yarar. Lütfen bu tekniği anla ve oran bulmalı her soruda artık ben bunu kullanırım. Bence sen de bunu kullan çünkü çok güzel bir teknik. Evet gençler bu gerçekten çok güzel bir videoydu. Ee, çok güzel bir şey öğrendik. Bayağı bir şeyi oran bulmayı oran bulmadı zaten hep sıkıntı yaşıyorduk. Paralel çizmede zaten hep sıkıntı yaşıyorduk. Al sana kolay yolu kardeşim. Hadi bakalım biz sizin için araştırıyoruz. Sizler de ne yapacağınızı biliyorsunuz hala abone olmadan izleyenler var. Arkadaşlar bu içerik bu içerikleri yapmak için var ya vallahi normalde günde 10 video çekiyorum ama bu tür böyle 1 dakikalık videolar animasyon 1 dakika ya ee, animasyon kısmında bir gün uğraşıyorum. Normalde 10 tane video çeken kişi bu tür içeriklerde bir gün uğraşıyorum. Lütfen bu emeğin karşılığını da verin. Beğen, abone ol, bir şeyler yap. Tamam? Hadi bakalım. Daha güzel şeyler de gelecek. Yine çok güzel şeyler araştırıyorum. Onlar da bir sonraki videoda. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.